Hibritleşme konusuna geldik. Hibritleşme biraz farklı bir tanım aslında. Türkçesi melezleşme. Burada işte hibrit orbiteller, yani orbitallerin karışıp kaynaşarak yeni orbitallerin oluştuğu bir yapı. Bundan bahsediyor olacağız bu konuda. İşte burada tabii ben işin en sonunda sana pratik olan uygulamasını veriyor olacağım. Sadece şimdilik bir mantığını anlamaya çalış. Konumuza bir başlayalım. Öncelikle hibritleşmenin tanımından başlayalım. Hibritleşmenin tanımı, farklı enerji düzeylerinde bulunan atom orbitallerinin karışıp kaynaşarak ya da etkileşerek aynı enerji düzeyine sahip özdeş orbitallere dönüşmesine hibritleşme, yeni orbitallere de hibrit orbitalleri diyoruz. Burada işte hibritleşmeye katılan bir S, yani S'den bir tane var zaten biliyorsun. 3 tane de P var. Eğer 3P'nin 3'ü de katılıyorsa hibrit türü SP3, diğeri SP2, bir tane katılıyorsa SP olacaktır. Bunların yanı sıra SP3D, SP3D2 gibi D orbitallerine katıldığı hibritleşmeler var ama tabii bunlar konumuz dışında. Biz sadece bu üçünü bileceğiz. Bu arada bir şey söyleyeyim. Burada hani ağız alışkanlığı olarak işte bazı hocalarımız da bunu yapıyor aslında. Bence hatalı ama hani niye hatalı olduğunu söyleyeceğim. Burada küp ya da kare ifadesi kullanılmaz. Yani söylerken tamam bu belki senin karşına çıkmayacak ama yine de bir bilmiş ol. Söylerken işte SP küp ya da SP küp ya da SP küp, SP kare şeklinde kare küp ifadelerini kullanamayız. Çünkü buradaki kare ve küp o P orbitallerinin üçünün aynı anda çarpılması falan filan değil. Bir üstel ifade değil. Burada sadece 3 tane P orbitalinin, 2 tane P orbitalinin hibritleşmeye katıldığını bize anlatır. O yüzden kare ve küp ifadesini burada kullanmak doğru değil. Yani ona sen de şey yaparsan, hani dikkat edersen sevinirim. Peki bunlar nasıl oluyor? Orayı bir anlatalım. Mesela şimdi diyelim ki bizim işte 2S orbitalimiz var. Şurası 2S orbitali. Şurası da 2P orbitali. Şimdi ben bunu karbon için yazarsam karbon 6 ya, nasıldır? 1S2, 2S2, 2P 2 değil mi? Bak ikinci periyot. Dolayısıyla şurada da 2P orbitalinde ne var? Bak burası normalde çift değil mi? Şurası da şöyle. Şimdi normalde bu açıdan bakarsam karbon burada sadece 2 bağ yapar. Ama bu böyle durmuyor. Tam bağ yapılacağı sırada, yani bağ oluşurken şuraya dikkat eder misin lütfen? 2S'nin enerjisi şurada bir yerde değil mi? Şurada. O birazcık artıyor. Şuraya bir yere çıkıyor 2S'nin enerjisi. 2P'nin enerjisi de birazcık azalıyor. Şunun yanına geliyor. Yani aynı şekilde. Şimdi P'lerin hepsi, 2P'nin hepsi aşağıya indi. Şurası 2P'ydi. Şurası da 2S'ydi. 2S biraz yukarıya çıktı. Şöyle göstereyim. 2P'ler de biraz aşağı indi. Ortada bir yerde buluştular. İşte etkileşerek diyoruz ya biz. Karışıp kaynaşarak. Buradaki hibrit türlerinin adı artık ne 2S ne de 2P. Bunların adı bir tane S, bir tane de 3 tane de P'ye katıldığı için bu hibrit orbitalinin adı SP3 hibrit orbitali. İkinci enerji düzeyinde olduğum için buna ben 2SP3, 2SP3, 2SP3. 2SP3 diyorum. Hani sana derken ben yanlış yaptım, küp dedim. 2SP3, 2SP3 şeklinde adlandırıyorum. Ve şuradaki, hani biliyorsun ki Hund kuralı neydi? Eş enerjili orbitallere maksimum spinli olacak şekilde yerleşir. Dolayısıyla burada şu yarı dolu orbitali şeyi tam dolduran şu -1/2 MSS'ine sahip olan elektron düz hale gelir. Ve şu şekilde bak hepsi ne olur? Yarı dolu hale gelir. Bak. Hep 4 tane yarı dolu hale geldikten sonra bunlar kafa kafaya örtüşerek sigma bağdan oluşacak. Birazdan bahsedeceğim. Dolayısıyla burada karbonun bu şekilde 4 bağ yapabileceğini söyleyebiliriz. Şimdi benim sana burada vurgulamak istediğim şey şu. Burada hibrit orbitallerinin adı artık S ya da P değil. Bunun adı neymiş? SP3 hibrit orbital. Çünkü bir tane S, 3 tane P katıldığı için hepsinin adı aynı. Hepsinin enerjisi aynı. Biz bunlara hibrit orbitalleri diyoruz. Bunların isimleri artık bu. Olayın adına ise hibritleşme diyoruz. Tabi burada 1S 3 tane P katıldığı için bunun hibritleşme türü SP3 oldu. Bir tanesi 2 tane P katılsaydı SP2 olurdu. 1S 1 de P katılsaydı SP hibritleşmesi olacaktı diyoruz. Şimdi bunlara bir tek tek bakalım. SP3 hibritleşmesi. SP3 hibritleşmesi bir tanesi 3 tane P orbitalinin kaynaşarak yeni özellikle birbiriyle özdeş olan, az önce anlattığım 4 tane yeni orbital oluşturmasına SP3 hibritleşmesi diyoruz.
Burada hibritleşmeye katılan orbital sayısı 4 tane orbital katılıyordu ve oluşan hibrit orbital sayısı birbirine eşittir. Hepsi hibritleşmeye katıldığı için. Atomlar hibrit orbitallerin yaptığı bağların adı burada sigma bağıdır. Çünkü ilk oluşan bağ bir sigma bağı diyor. Sigma bağının özelliği şudur. Atom orbital ya da hibrit orbitallerinin uç uca örtüşmesi sonucunda oluşurlar. Mesela diyelim ki elimizde işte bir px orbitali var şöyle. Bu px orbitali mesela bir s orbitaliyle şöyle uç uca örtüşebilir. Ya da bir işte yine benzer şekilde px orbitali başka bir elementin yine px ile şöyle uç uca örtüşebilir. Bu şekilde uç uca örtüşme sonucunda oluşan bağı biz sigma bağı diyoruz. Şuradaki elektronlar sigma bağını oluşturacak diyoruz. Sigma bağı ilk oluşan bağdır ve ucuca ya da kafa kafa örtüşme sonucunda oluşacaktır diyoruz. Burada şunu söyleyelim hibritleşme ile ilgili az önce anlattık ama şurada bir notumuz var. 1A grubundaki hidrojeni alacağız ve 7A grubundaki halojenleri alacak olursak işte flor, klor, brom, iyot gibi. Bunlar hibritleşmeye katılmazlar. Bunların hibritleşmesi yok. Hibritleşmesi yok. Ben eğer burada S hidrojen atomunu görürsem burada S orbitali olduğunu söyleyeceğim. Bunlardan birini görürsem P orbitaliyle örtüştüğünü söyleyeceğim. Yani işte karbon atomu hibritleşme yapacak. Birazdan ben sana bunun özetini vereceğim. Bu hibritleşmedeki örtüşmeyi bazen soracaklar. İşte diyelim ki burada karbon atomu 4 tane bağ oluşturduğu için SP3 hibritleşmesini yaparken ben sana diyeceğim ki işte şuradaki bağın cinsi ya da buradaki elektronların işte sigma bağının cinsi SP3 ile S orbitalinin bu hidrojene aitse bu da karbonun işte 2PX'ine aitse diyelim ki 2SPX'ine aitse SP3 S hibrit orbitallerinin örtüşmesi sonucu oluşmuştur diyeceğim. Yani burayı özetleyeceğim ben sana. Buraya takılma. Sen sadece burada şeyi bil. S'den bir tane P'den de 3 tanesi geldi. Karıştı, kaynaştı. Eş enerjili 4 tane şu şekilde hibrit orbitali oluştu ve bundan adı SP3 hibrit orbitali ve bundan oluşacakları bütün bağların cinsi sigma bağıdır desen yeterlidir. Şimdi burada SP3'te yine aynı şekilde bağ ekseni dik şekilde PP orbitaller yan yana örtüşebilir. Şimdi az önce ucu da örtüşmede sigma bağ oluşur dedik ama burada mesela diyelim ki bizim işte PY orbitalimiz var. Şöyle. Başka bir elementin de yine PY'si var. Bunlar işte şöyle yan yana örtüşürse burada oluşacak olan bağın cinsi pi bağıdır. Benzer şekilde mesela şöyle sayfa düzlemin karşıya doğru ve arkaya doğru 3 boyutlu yapıda şöyle bir PZ orbitalimiz var. Bu da şöyle örtüşürse burada da bir pi bağı oluşur. İşte PX orbitali az önce gösterdik mesela. 2 tane şöyle PX'imiz varsa bunu da kafa kafa örtüşmesiyle burada sigma bağı oluşur. Yani ucuca örtüşmeye sigma bağı diyorum. Yan yana örtüşmeye pi bağı diyorum. Bu şekiller sana çizilirse yan yana bir örtüşme görüyorsan pi bağı diyeceksin. Ucuca bir örtüşme görüyorsan sigma bağı diyeceksin. PP orbitalin yan yana örtüşmesiyle pi bağları oluşacak diyoruz. Sigma ve pi bağı kovalent karakterli bağlardır. Şurasını önemsiyoruz. Buranın notunu lütfen al. İki ametal atom arasında bir tane bağ varsa öncelikle oluşacak olan bağ sigma bağıdır. Eğer sigma bağından sonra ikinci bir bağ oluşuyorsa mutlaka adı pi bağıdır. Üçüncü bir bağ oluşuyorsa o da pi bağıdır. Dolayısıyla iki atom arasında tekli bağ varsa bu sigmadır. İkili bağ varsa mutlaka biri sigma, diğeri pi'dir. Üçlü bağ varsa biri sigma, diğerleri de pi'dir diyoruz. Dolayısıyla sigma bağı oluşmadan, buradan notunu al, pi bağı oluşmayacaktır diyoruz. Sigma bağı pi bağından daha güçlüdür. Ucuca örtüşmeyle oluştuğu için. Ve bağ koparken öncelikle zayıf olan pi bağları kopacaktır. Burada daha önce sana belirtmiştim. Burada yine söyleyeyim. Burada üçlü bağlar kısa olduğu için daha sağlamdır. Üç tane bağ olduğu için. İkili bağdan, ikili bağda tekli bağdan daha kuvvetlidir. Ama tek başına bir sigma ile bir pi'yi kıyaslarsak sigma bağının kuvveti pi bağından fazladır diyebiliriz. İlk oluşan bağın adı da sigma bağı olacaktır. Buradan bir notumuz daha var. Lütfen onu notu al. Zaten kitabının hatırlatma kısmında yazıyor gördüğünüz üzere. Not olarak sen bunu yazmalısın bence. Şurada pi bağlarının hibritleşmeye katılmayacağını söylememiz gerekir. Pi bağı hibritleşme yapmaz. Burada yapacak olan yani hibritleşmeye katılacak olan bağımız sigma bağıdır. Dolayısıyla burada eğer bir hibritleşme varsa burada sigma bağı oluşumu söz konusudur. Hibritleşme sayısı kadar sigma bağı yapacak.
hibrileşmeye katılmayan diğer bağlarsa pi bağı şeklinde oluşacaktır diyoruz. Şimdi SP2 hibritleşmesine bakacak olursak burada da iki tane, bir tane S, iki tane P orbital hibritleşecek. Burada yeni özellikle birbiriyle özdeş 3 tane orbital oluşacak. Burada da SP2 hibritleşmesi ya da SP2 orbitalleri oluşacak diyoruz. Mesela burada şöyle bir özet yapayım. Karbon atomu çift bağ yaparsa, bak sana bunu özetleyeceğim zaten demiştim. Karbon atomu çift bağ yaparsa, yani şöyle bir bağlı yapılar varsa, şurada karbon atomunun şuradaki bağları, bak şu bağlar sigma bağı ya, şunun bir tane sigma, bir tanesi pi olacak. Şu sigma bağ sayısı bana hibritleşme türünü veriyor aslında bak. 3 tane olduğu için SP2 hibritleşmesi var burada. Bir tanesi pi bağ, pi bağ hibritleşmeye katılmıyordu. Sen bunu şöyle bileceksin aslında. Hangi atom olursa olsun, öncelikle şu notu vereyim ben sana. Hangi atom olursa olsun atomun bağ sayısını alıyorsun. Bağ sayısı. Artı diyorsun. Atomun üzerine varsa ortaklanmamış elektron çiftine bakıyorsun. Bunların toplamı şayet 4 yapar ise merkez atom hibrit türü SP3 olur. 3 olursa merkez atom hibrit türü SP2 olur. 2 olursa merkez atom hibrit türü SP olur. 1 olursa hibritleşme yoktur zaten. Ya S'dir ya da P'dir diyeceğiz. Hani hidrojen ise S, 7A grubundan biri ise P diyeceğiz. Ama genelde işte şu 3'ünü bilsen yeterli olacaktır. Mesela karbon atomu için özetleyecek olursak, çift bağ yapmış karbon atomuna 3 tane grup bağlanacağı için, bak grubun birini şöyle gösteriyorum. Şurası bir grup, doğru mu? Şuradaki şey bir grup. Şurası bir grup, şurası bir grup. 3 tane grup bağlı, yani 3 tane atom bağlı demektir bu. 3 çeşit atom bağlı. Dolayısıyla şuradaki karbon hibrit türü ne olacaktır? SP2. Benzer şekilde bu da SP2 yapacaktır çift bağ yaptığı için. Şimdi SP orbitaline bakacak olursak bir tane S, bir tane de P orbital ölçecek ve burada ben karbon atomu için şu bağ arayacağım. Çünkü şu karbona bakacak olursak, şuraya odaklanırsan bir tane buraya bağlanmış, bir tane de buraya bağlanmış. Dolayısıyla iki tane atoma bağlı olduğu için toplam iki olması demek SP hibrit orbital oluşturması demektir. Dolayısıyla buradaki atom SP hibritleşmesi yapmıştır diyeceğiz kabaca. Ha, başka atomlar olursa ne olur? Mesela yapalım. Diyelim ki elimizde işte oksijen var. İşte oksijene bağlı diyelim ki hidrojenle metil grubu var şöyle. Şimdi oksijene bakıyorum. Oksijen üzerinde elektron çifti var mı? Var. Şimdi şu oksijene bir bak. Bir, iki tane atom bağlı, doğru mu? Bir, iki de elektron çifti var. 2 artı 2 ne yaptı? 4. O zaman bunun hibrit türü ne olacak? SP3. Şu karbona bak. 3 tane hidrojen var. Bir de şuraya oksijene bağlı. Dolayısıyla bu karbon atomunda ne olacaktır? SP3 hibritleşmesi yapacak. O zaman şurada bir daha çizeyim şu yapıyı. Bir daha bir gör. O zaman şuradaki bağ, şuradaki sigma bağı SP3 ve SP3 hibrit orbitallerin örtüşmesi sonucu oluşmuştur diyeceğim. Şuradaki bağa bakacak olursam oksijenden dolayı SP3 hibritleşmesi var. Hidrojenden dolayı S var. SP3-S örtüşmesi sonucunda oluşmuştur diyeceğim kabaca. İşte bu şekilde hibritleşme türünü belirliyoruz. Tekrar ediyorum. Atoma bakıyorum. Atoma bağlı atomları sayıyorum. Bu atom sayısı artı üzerinde varsa elektron çifti onu topluyorum. Ve topladığımda toplam sayı 4 ise SP3, 3 ise SP2, 1 ise SP diyorum. Karbon atomları içinse tekli bağ varsa, şöyle özetleyeyim istersen ben bunu. Karbon atomlarında tekli bağ varsa SP3'tür. Karbon atomu eğer bir çift bağ yapmışsa başka biriyle SP2'dir. Karbon atomu eğer üçlü bağ yapmışsa, az önce gösterdik, bu SP hibritleşmesidir. Yalnız burada bir notum daha olacak sana. Hani yani not derken karıştırma diye söylüyorum. Aslında bağlı atom sayısı bana her şeyi veriyor ama bazı bileşikler oluyor ki mesela karbon şöyle çift bağ, karbon çift bağ atıyorum şuraya. İşte başka bir atoma bağlı olabiliyor şöyle. Şurası da şöyle oluyor. Şimdi şuradaki karbona dikkat edersen iki tane çift bağ yapmış değil mi? Aslında iki tane gruba bağlı bak. Dikkat et. Üzerinde elektron çifti yok. Dolayısıyla bu iki gruba bağlı olduğu için bu SP'dir. Bak çift bağ yapmasına rağmen bazen bu şekilde arada bir iki tane çift bağ yapan karbon atomuna denk gelirsen buna da SP diyeceksin. Ama bu çok fazla çıkmaz karşına. Genelde işte ya tekli bağ ya ikili ya bağ ya da üçlü bağ yapmış olanlar sadece bunlar çıkar karşına. Orada da kural basit. Karbon atomunu çok fazla göreceğimiz için bunu söylüyorum. Kural basittir. Tekli bağ varsa SP3, çift bağ varsa SP2,
Üçlü bağ varsa SP hibrit orbitalleri olacak. Hibritleşme bu şekilde. Aslında sorular üzerinden biraz daha iyi anlıyor olacaksın. Şimdi sadece konu kısmı bu şekilde. Ben sana pratik olarak aslında karbon atomu üzerine daha çok anlattık. Pratik olarak bunları verdim. Farklı atomlar için de yine söyleyelim. Elektron çiplerini de önemsiyoruz. Üzerindeki elektron çipleri çünkü oksijende, azotta, florda olabiliyor. Gerçi flor zaten almıyoruz 7A grubunda olduğu için ama oksijen ve azotta, özellikle azotta bir tane, oksijende iki tane elektron çifti var. Bunları mutlaka sayıya dahil ediyorum ve bu şekilde hibritleşme türünü belirliyorum. Çok zor bir konu değil. Zaten bununla ilgili ya örtüşmedeki oluşan bağın hibrit türü sana sorulacak ki buna az çok şurada bir iki örnek yaptık cevap verebilirsin diye düşünüyorum. Bir de işte hibritleşme türünü kolayca belirleme üzerine sorular olacaktır. Karşına çıkacak olan. Bunun dışında başka da senize olacak bir şey yok. Bir de şekil verirse az önce anlattım. Şöyle bir ucuca örtüşme, yani kafa kafaya bir örtüşme varsa biz buna sigma bağ diyeceğiz. Yan yana şöyle dik eksende yan yana ya da şöyle dik eksende yan yana örtüşme varsa buna da pi bağı diyor olacağız. Bu kısım bu şekilde. Şimdi standart sorularda bunların detaylarını bir beraber inceleyelim.